Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Evren. Bugün sizlerle beraber kusura bakmayın söyleyemedim. Xiaomi Alpha S9 robot süpürgeyi tanıtacağım. Şöyle bir istasyonu var. Büyük bunun istasyonu. Bunun nedeni ise şöyle tozunu, pisliğini işi bittikten sonra buraya boşaltıyor ve şarj ünitesi. Hem şarj ünitesi hem de çöp toplama ünitesi bir arada bunda. Şöyle çorbasını takıyoruz. Bu da tüy temizlemek için bir aparat. Buradan hazneyi temizliyorsun. Buradan dolanmış tüyleri topluyorsunuz. Şu 2 metal ayaktan şarj oluyor. Şuradan çöpünü çekiyor. Robot şu anda hem paspas yapıyor hem süpürüyor. Şu an sessiz modda. Yani evinizde bebek varsa çok sessiz bir şekilde temizlik yapabiliyor. Hem paspas yapıyor hem süpürüyor aynı anda şu an. Y şekilli paspas seçtim ben. Y şeklinde. Bir böyle gidiyor. Sonra böyle yapıyor. Sonra böyle yapıyor. Sonra böyle gidiyor. Böyle süpürüyor. Gerçekten çok memnunuz. Siyah rengi de var. Eğer mobilyalarımıza uysun diyorsanız rengi siyahı da tercih edebilirsiniz. Fakat bunda siyah çok tozu çok gösteriyor. Yani tozu bayağı belli ediyor. Beyaz modelini daha çok tercih ediyorum. Beyazında burası altın renginde bir çember yapmışlar, böyle renkli koymuşlar. Mavileri siyahlarında bu kısım mavi. Lacivert tonlarında bir şey. Çok memnunuz. Ama bir dezavantajı var. Kalınlığı çok kalın. Yani kalınlığı yani normalden biraz daha büyük diğer robot süpürgelere göre. O yüzden koltuğunuzu biraz yüksekse girebilir. Mesela bizim koltuklar alçak, zor giriyor. Çektiğimiz zaman arkadan girebiliyor sadece. Şu an paspas yapıyor. Gerçekten çok güzel, memnunuz. Yani bayağıdır kullanıyoruz. 4 aydır kullanıyoruz yani. Bu 4 aylık tecrübe gerçekten. Bir de paspas yaparken halılara çok takılıyor. Yani şu kısım yere değdiğin için halılara çok takılıyor. O yüzden paspas yaparken halıda çok verim alamıyorsunuz. Zaten halıyı paspaslamayacağımıza göre bir sıkıntı olmadı bizim açımızdan. Teknik koltuklara girebiliyor. Gerçekten çok güzel. Lidar sensörü oldukça gelişmiş bir makine bu. Haznesi var işte böyle. Su tankıyla haznesi bir arada bunun. Bazı marka ve modellerde su haznesiyle şeye ayrı. Gerçekten çok güzel bir makine. Yani her tarafa ulaşıyor. Yani 4 tane hız kademesi var. 3 tane su paspaslama modu var. 3-4 tane. Birinci modu Y şeklinde yapabiliyorsunuz, S şeklinde yapabiliyorsunuz. 2 tane var. Su damlatma modu 3 tane. Birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye. Üçüncü seviyede çok su akıtıyor. İkinci seviye orta, birinci seviye çok az. İkinci seviyede kullanırsanız daha iyi olacaktır. Çünkü normal bir şekilde paspas atıyor. 3 yaparsanız yeri yani haliyle 3 fazla oluyor. O yüzden yeri biraz fazla ıslatıyor. Eğer çok ıslatsın, yerler çok güzel olsun, temizlensin diyorsa Y şekli ve 3. kademede kullanabilirsiniz. Normal olsun ama iyi temizlensin diyorsanız da 2. kademe ve Y şeklinde paspaslama yapabilirsiniz. Gerçekten Xiaomi'nin gerçekten bu markayı Xiaomi üretiyor arkadaşlar. Xiaomi'nin ürettiği marka, model. Gerçekten bunu, yani bu ürünü Xiaomi üretiyor arkadaşlar. Gerçekten kalitesini markasına modeline yansıtmış. Gerçekten çok güzel bir ürün. Şöyle söyleyeyim size. Bayağı kir topluyor yani. Evinizde kedi, köpek, kuş gibi hayvanlar varsa yani tozun %30, %45'ini azaltıyor arkadaşlar. Gerçekten tavsiye ederim. Halılarda yani hiç, yani daha ilk aldığımızda bunu yine süpürülmüş halıda denedik. 2-3 kere üzerinden geçirilip süpürülmüş halıda denedik. Bayağı bir toz çıkardı. Aynı zamanda anneannemde de var. Bundan değil ama Like Strokes C30B modeli var. O da memnun. Yani bayağı bir temizlik performansı sağlıyor robot süpürgen. Ama bazı kişilerin şöyle ön yargıları olabiliyor. Yani almayan bir kişilerin, istemeyen bir kişilerin. Bu süpürge el gırgırı gibi
düşünüyor. Yani el gırgır. Gırgırdan başka bir şeye benzemiyor diye düşünüyorlar. Hani böyle elimizi halıya sürteriz de öyle gırgır yaparlar ya. Ha işte. O gırgırları benzetiyorlar ve iyi çekmeyeceğini düşünüyorlar. Ama aldığınızda gerçekten çok güzel toz topladığını, tozun %50'ye yakınını azalttığını göreceksiniz. Bu da çok iyi bir şey. Şimdi şarja gidiyor. Gidiyor. Hadi git. Çıpını boşaltacak şimdi. Gidiyor şu an şarjına. Kapağını kapatalım. Burada bir adet torba var. Şurada emişi sağlayan bir adet motor var. Şurada süpürge motoru var. Eski tip süpürge motorları. Bu da motor koruma filtresi. Tozların motora gitmesini engelliyor. Hayır şimdi gelme. Şimdi gelme lan, boşaltma çöpünü. Robot. Bak torban takıldı lan. Kusura bakma biraz. Tamam, torbasını taktık. Zaten torbası takılı olmadığı zaman bu error veriyor, oluyor. Kapattık. Şimdi çöpünü boşalttığını göstereceğiz. Çöp boşaltması, bilirsiniz, elektrik eski model elektrik süpürgeleri çok gürültülü çalışıyordu. Aynı o sistem. Sesi biraz fazla tabii bu aşamada. Şu an böyle. Kran şimdi çöpünü boşaltacak. Eski versiyonlarında, yani bu modelin ilk çıktığı zamanlarda Türkçe versiyonu yoktu. Ama şimdi şarj Türkçe versiyonu da geldi. Benzin çıkarılması ve zamanında temizlenmesi ve bakımı önerilir. Paspas takılı kaldığı için bize uyarı yaptı paspasın temizlenmesi gerektiği hakkında. Paspasın için paspas durmasın diye. Böyle bir uyarı yaptı. Neyse, görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.